Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet sizin için çok hızlı, güzel ama çok önemli bir ay Mayıs ayı. Şimdi Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. Ve Merkür hemen ayın başında İkizler burcuna geçiyor 3 Mayıs'ta. Venüs 9 Mayıs'ta İkizler burcuna geçiyor. Bu da ayın ilk haftasından itibaren sosyal hayatınızda daha fazla bir hareketliliğin olacağını, iletişimin olacağını gösteriyor. Özellikle yakın ilişkilerinizde, arkadaşınız, eşiniz, partneriniz, hayatınızdaki kişilerle daha fazla bir şeyleri konuşmanız, görüşmeniz, fikir tartışmaları yapmanız mümkün. Venüs iyicil bir etki olarak tabii ki ilişki dinamiklerinizde daha hoş, daha güzel, daha paylaşıma yönelik iyicil etkilerde vermeye başlayacak, özellikle 9 Mayıs'tan sonra. 11 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak. 21 derece Boğa burcunda bu yeni ay 6. evinizde doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıklarını tabii ki gündemimize taşıyacak. 25 Mayıs'a kadar olan süreç içerisinde yeni ayın etkileriyle günlük hayatınızı yaşadığınız mekanlarda veya çalıştığınız ortamlarda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir çalışma imkanı veya bir çalışmıyorsanız mesela bir iş, bir mesleki konuda bir yenilik olabilir. Sağlık konularında düzenlemeler, özellikle iyileşme ve şifa arayışları, beslenme düzeninizde olabilecek değişimler, giyim, kuşam, imaj anlamında yine bazı yeni kararlar verebilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, evcil hayvanlarınız, hani tüm bunlar bu Boğa yeni ayı kapsamında şöyle bir daha fazla dikkat çekebilir ve tabii ki yeni kapılar açılabilir, yeni gündemler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle 21 derece ve yakınlarında sabit burçlarda, yani bunlar Boğa, Akrep, Aslan, Kova burçları, gezegenleriniz bulunuyorsa evet o zaman daha fazla etki alabilirsiniz. Ama özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz yoksa çok da etki almayabilirsiniz. Yani sizin için çok belirgin bir yeni ay olmayabilir. Evet, 13 Mayıs itibariyle Jüpiter Balık burcuna geçecek. Bu çok önemli bir tesir sizin için. Çünkü Jüpiter yönetici gezegeniniz ve Jüpiter Balık'ta da çok güçlüdür kendi burcu olduğu için. Jüpiter aslında 2022 yılında Balık burcunda olacak ama bu yaz kısa bir süre, 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay Balık burcunun ilk 2 derecesini ziyaret ediyor olacak. Bu da tabii size önemli bir tesir getirebilir. En azından 2022'de nasıl etkileneceksiniz? Yani bunun ilk ön işaretlerini alabilirsiniz bu Jüpiter geçişinde. Özellikle Güneş burcu ilk 2 derecede olanlar, yani ya da 0 ile 5 derece arasında olanlar ya da yükselen burcu 0-5 derecesinde olanlar daha fazla tesir alabilir Jüpiter'in bu hareketinden. Ev ve yuva alanlarınızda bazı iyileşmeler getirebilir. Kendinizi içsel anlamda daha huzurlu, daha keyifli hissedebilirsiniz. Manevi yönünüzün güçlendiğini hissedebilirsiniz. Zaman zaman biraz yalnız kalma, iç dünyanıza yönelme. Burada tabii ki ruhsal konularla, inançlar, din, maneviyat gibi konulara daha fazla odaklanma da söz konusu olabilir ama bu size huzur getirebilir, güven getirebilir. Hayatı olduğu gibi kabul etme, kabulleniş içerisinde olabilirsiniz. Aileyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular, özellikle bu yaz döneminde 28 Temmuz'a kadar sizin için daha keyifli, daha destekleyici olabilir. Ev, emlak konularında mesela şanslar olabilir. Yatırımlarda şanslar olabilir. Yardımlaşma temalarında hem siz daha duyarlı ve hassas olabilirsiniz yakınlarınıza ve ailenize karşı, hem ailenizden beklediğiniz o maddi manevi desteği, yardımı, güveni bu dönemde daha güçlü bir şekilde elde edebilirsiniz. 20 Mayıs itibariyle Güneş artık İkizler burcuna geçiyor. Evet, artık 20 Mayıs'tan itibaren bir ay Güneş ilişki evinizi aydınlatırken sevgili yaylar, evlilik konuları, partner konuları, ortaklıklar, işbirlikleri çok daha fazla aydınlanmaya başlayacak. Çok daha güçlü ve enerjisi güçlü bir döneme gireceksiniz. Ve 26 Mayıs'ta ay dolunay fazına ulaşıyor. Bu aynı zamanda bir tutulma, ay tutulması. 2021'in ilk ay tutulması, tam ay tutulması. 5 derece yay burcunda olacak. Evet, sizin için zaten ay düğümleri geçişi ikizler ile yayda olduğu için yaşamınız, özellikle geçtiğimiz Haziran ayından bu yana
daha kadersel etkiler alıyor ve önemli hızlı şekillendirmeler içerisindesiniz ve bu 2021 sonuna kadar devam edecek. Tutulmalar da devam edecek. Şimdi bu tutulma, burcunuzdaki tutulma sizin için önemli farkındalıklar getirebilir. Her şeyden önce duygusal anlamda daha hassas olabileceğinizi unutmayın. Çünkü ay tutulmaları bize duygusal olarak biraz etkiler. Yakınlarımızla ilgili, ailemizle ilgili, sevdiklerimizle ilgili daha hassas olabiliriz. Daha kırılgan olabiliriz. Çevremizdeki kadınlar belki anne figürü özellikle dikkat çekebilir. Ama kendi sağlığınız, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınızın da daha hassas olabileceğini unutmayın sevgili yaylar. Özellikle tabii ki doğum haritası etki alanlar önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa veya doğum gününüz özellikle 21 Kasım'la 30 Kasım arası olanlar ya da aralığın ilk günlerinde doğan yay burçlarımız, yani güneşi yay olanlar daha güçlü etki alabilirler. Doğum haritalarında 5 derece ve yakınlarında gezegeni olanlar da güçlü tesirler alabilirler. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Bu tutulma kendinizle ilgili önemli farkındalıklar getirebilir. Belki kişisel görünümünüz, imajınızla ilgili bir yenilik yapacaksınız. Daha kadersel olarak ilişki dinamiklerinizde bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Gerek iş konuları, gerek ilişkilerle ilgili hayatınızda vereceğiniz kararlar, daha belki köklü değişimler, işte taşınmalar, yer değişimleri, mekan değişimleri, yani bunları da getirebilir tabii ki. Tüm bu etkiler hayatınızın en azından bundan sonraki sürecinde yeni açılımlar size getirebilir. Evet, ayın son günleri tutulmayla birlikte tabii hem kişisel hem toplumsal alanlarda çok hızlı gündemler de yaratabilir. Tutulmanın etkileri özellikle bir ay, önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecektir. Tutulmadan hemen sonra 29 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlıyor. 22 Haziran'a kadar da devam edecek bu gerileme. O yüzden bu ayı iyi değerlendirelim. Yeni bir karar veriyorsak, işte birine mesela bir evlilik teklifi yapacaksınız, evleneceksiniz, imza atacaksınız, işbirliği, sözleşme yapacaksınız, bir eğitime başlayacaksınız, bir seyahate çıkacaksınız ya da rezervasyon yaptıracaksınız. Tüm bunları 29 Mayıs öncesi, retro başlamadan önce ele almak çok daha verimli olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.